İyi günler. İyi günler. Kuzey Tekinoğlu'nu almaya geldik. Hakkında şikayet var. Dün de gelmişlerdi. Ama Kuzey yok ki evde. O şehir dışında. Ne oluyor? Kuzey için gelmişler. Bakın, kaçıyorsa işleri daha da zor duruma sokuyor. Benim oğlumun kaçtığı falan yok. Gelsin ifadesini versin o zaman. İşler daha da fazla büyümesin. Benim oğlumun da o Ferhat denilen adamla ilgili şikayeti var. Onun ifadesini aldınız mı? Biz onu bilemeyiz. Suçsuzdur Kuzey. İftira attılar ona. Sen Kuzey Tekinoğlu musun? Hayır, Güney ben. Kuzey'in abisiyim. Ne oldu? Kiminize rica edebilir miyim? Sana dün söylemiştim işte. Teşekkürler. Şimdi ben yine hanede bulunamadı diye rapor tutacağım. İfadeye çağrıldığı halde ikinci keredir oğlunuz ifade vermeye gelmiyor. Görüldüğü yerde zorla ifade vermek için götürülecek. Haberiniz olsun. Kaçarak aptallık ediyor. Söyleri saklanmasın. Benim oğlumun kaçtığı saklandığı falan yok. Efendim? Ne haber? Kuzey? Meraktan deliye döndüm. Akşam aramadın. İyiyim, iyiyim ben. Merak etme. Bir şey yok değil mi? Bir terslik falan. Yok, yok. Hüseyin abi çok söylendi mi? Hayır, hayır. Aksine dün akşam Ali de bizdeydi. Görsen şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye. Ya Ferhat'ı görse üstüne atlayacaktı resmen. İyi bir ekip olduk. Hay Allah ya. Onu da bu işin içine soktuk zorla. Sen ne yaptın? Vallahi bu iş... Çok karışık Zeynep. O kadar çok korkuyorum ki sizden birine zarar gelecek diye. Sen ne olur ortaya çıkma, bulunacak. Yani ortalarda görünmememin tek sebebi bu. Bu herifle ilgili bir şeyler bulabilsek... Ha Zeynep. Canım pardon ya, Ali arıyor. Öpüyorum seni, tamam mı? Sonra ararım. Tamam canım. Çok öpüyorum ben de seni. Ne olur dikkat et kendine. Merak etme, merak etme. Hadi. Ha alo, bana bak. Bak, ne olur Cemre'ye de söyle. Şu herif yakalanana kadar dikkatli olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Söyle birader. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapayım vallahi ya? Aynen devam koşturmaya. Sen valideyi almaya gittin mi? Yok, yoldayım. İnmek üzere uçakları. Ulan canına yandığım ya. Te Allah'ım yarabbim ya. Kız isteme töreninde de ben olamayacağım. Düğünde olursun kardeşim, sıkma canını. Öyle demekle olmuyor işte. Oğlum. Senin kısa vadedeki hedefin açılışa gelebilmek olsun. Başka bir şey düşünme, boş ver. Tabii lan, ben olmasam iş baştan bozulur oğlum. Tabii. Şekip Uncu işimi kime güvenip teslim ettim diye düşünüyorum. Güneyde gün doğar. Aynen. Yok yok, sen merak etme, kesin oradayım. Aslansın sarı. Bakma öyle. Bakma da söyle hadi. Başla söylenmeye. Kuzey gene başımıza iş açtı de, hadi söyle. Ferhat'tan gir. Sen ne yaptın de, bu niye böyle oldu de. Başla söylenmeye hadi. Dün geceden hırsını alamadın tabii. Oturduğun sabaha kadar ananla vır 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 kaynattınız. Sana ne oluyor ya? Sen ne istiyorsun? Sami, çocuk ağzını açmadı bile. Ulan ben onun ciğerini bilirim, ciğerini. Ben onun bakışlarından anlarım ya, bakışlarından. Allah. Hay Allah. Hayırdır inşallah? Kim bu? Aa! Hoş geldin kızım. Gel, gel. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin.
Kusura bakmayın. Haber vermeden geldim ama bir kaçak arıyorum. Bugün herkes bir kaçak arıyor desenize. Ne oldu? Ne işin var burada? Bütün gece uyumadım. Çünkü seni aradım. Utanmasam gece gelecektim. Neden bakmadın telefonuma? Sonra konuşalım mı? Ben üstümü giyip geleyim. Hı. Nasılsınız? İyi. Bomba gibi. Siz? Ben de şu an çok iyiyim. Şimdi ben güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Hep beraber ailecek kahvaltı yapalım, olur mu? Değil mi Sami'cim? İstemez. Gidiyorum ben. Hiç zahmet etmeyin. Biz de çıkacağız zaten şimdi. Peki. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Canım kızım benim. Siz hep iyi olun değil mi? Allah'ım sizi hep nazarlardan esirgesin. Amin. Canım benim. Buyurun. Nimet teyze. Evet. Tanımadın beni. Burak. Oğlum sen ne olmuşsun? Beyefendi olmuşsun. Nereden çıktın sen? Nasıl buldun beni? Günlerdir köşkte bizim zamanımızda çalışanları arıyor. Senin de izini sosyal sigortalardan buldum. Ne iyi ettin geldi. Bana da güzel sürpriz oldu. Hadi geç içeri, durma kapıda öyle. Geç. Ne ikram edeyim sana? Karnın aç mı? Yok Nimet teyze, sağ ol. Gel sen de otur şöyle, çok vaktim yok zaten. Seninle konuşmak istediğim şeyler, sormak istediğim sorular var. Hayırdır? Geçmişi konuşalım biraz. Sinan Erköşkü'nü. Hastaneden çıktıktan sonra doğrudan gittim biliyorsun. Benden sonra o köşkte ne oldu bilmek istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.